Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte bu yılın en çok beklenen telefonlarından birisi olan Samsung Galaxy S8'i inceliyoruz. Çıkmasıyla birlikte hem fiyatı hem tasarımıyla çok konuşuldu S8. Satış fiyatı bildiğiniz üzere 4400 TL. Biz iPhone'lar için ne yaptığını Apple'ı alamayacağız, çok pahalı falan filan derken Samsung da düşene bir tekme vurmuş oldu. Bu arada telefonumuzun kutu içeriğini merak ediyorsanız hemen şurada duran bağlantıya tıklayarak kutu içeriği videomuzu izleyebilirsiniz. İlk olarak telefonun tasarımıyla başlamak istiyorum. Dediğimiz gibi Samsung köklü bir değişikliğe gitti. Ön tarafa herhangi bir tuş koymayarak neredeyse çerçevesiz bir ekrana ulaştı. Bu kadar büyük bir değişikliğe acaba böyle bir anda geçmek doğru mu, yanlış mı? Bunu tabii ki de ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ancak LG de G5'te köklü bir değişiklik yapmıştı. Modüler tasarıma geçmişti. Ve sonuçlar LG'yi biraz üzmüştü hatırladığınız gibi. Bakalım S8'de durum nasıl olacak? Telefonumuzun ekranı 5.8 inç arkadaşlar. 5.8 inç olan bir telefonun çok büyük olmasını beklerken çerçevesiz ekran sayesinde ne kadar küçülebildiğini görüyoruz. S8 hem ön tarafta hem arka tarafta Gorilla Glass 5 ile birlikte korunuyor. Sağlamlık testinde benim en çok merak ettiğim alanlardan birisi bu olacak. Bakalım ne kadar sağlam Gorilla Glass 5. Bunun yanında çok fazla parmak izi bıraktığını söyleyebilirim. Benim için çok büyük bir problem değil ama eminim bunu aranızda takanlar çok fazla var. Ekranımız 2K arkadaşlar. Kasa boyu S7'ye çok yakın olmasına rağmen ekran çerçevesiz olduğu için %18 kadar daha büyümüş. Ekran gövde oranımız %83 diyelim. Bu ekran gövde oranında Mi Mix'le neredeyse aynı. Cihazın sağ tarafında sadece güç düğmesini, sol tarafında ise ses açma kısmı ve Bixby ismindeki sanal asistan düğmesini görüyoruz. Arka tarafa baktığınızda ise kameramız, flash ve sensörlerimiz ve ana ekran tuşunun kaldırılması ile birlikte arkaya gelen parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Ön tarafın tamamını neredeyse ekran kaplıyor. Sadece üst tarafta iris göz tarayıcısı, ön kameramız, onun hemen yanında ayızlarımız ve sensörleri görüyoruz. Telefonun üst tarafına baktığımız zaman ise sim kart yuvamızı ve micro SD kart girişini görüyoruz. Onun hemen sağ tarafında bir adet mikrofon var. Alt tarafa baktığımız zaman bir adet maalesef ki mono hoparlör görüyoruz. Keşke stereo olsaydı diyebiliriz. Bunun hemen yanında USB Type-C girişimizi görüyoruz. Bunun hemen sağ tarafına baktığımız zaman kulaklık girişimizi görebiliyoruz. Sizlerle birlikte merakla beklenen Galaxy S8'in Türkiye'deki ilk kutu açılışını yapacağız. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kutunun içinden çıkan kulaklıklar bildiğiniz gibi AKG'nin kulaklığı. Biz hem iPhone'da denedik hem de Samsung üzerinde denedik. iPhone'da çok tatmin edici sonuçlar vermedi ancak kendi telefonunda yani S8'de gayet güzel sonuçlar veriyor. Hani öyle kutunun içine bir kulaklık olsun diye koymamışlar. Gece siyahı, orkide grisi ve altın sarısı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunan telefonumuz toplamda 152 gram. 14.8 cm uzunluğu, 6.8 cm bir genişliği ve 8 mm'lik incelimiz yer alıyor. İncelik bence oldukça ideal olmuş. Ek olarak da IP68 sertifikası bulunuyor. Yani suya ve toza karşı dayanıklı. Bunun yanında Bluetooth 5.0 teknolojisini içinde barındırıyor. Aynı zamanda Android 7 ile birlikte kutudan çıkıyor. Şimdi gelin S8'in kamerasına geçiş yapalım. Samsung bu telefonda 12 megapiksellik f1.7 değerinde ana kamera, 8 megapiksellik yine f1.7 değerinde bir ön kamera kullanmış. S7'nin kamera sensörleriyle aynı özellikleri taşıyor kameramız. Ancak hem biraz daha geliştirilmiş hem de düşük ışık performansı artırılmış. Zaten geçen senenin en iyi kameralarından birisi S7 ve S7 Edge'de vardı. Samsung bu sene de aynı şekilde devam edecek gibi duruyor. Ancak S7'den kamera için geçmek biraz mantıksız olabilir. Arka kameramızda 4K videoyu saniyede 30 kare çekebiliyoruz. Aynı zamanda ağır çekim, hızlı çekim gibi modlar da tabii ki mevcut. Kamerayla ilgili dikkatimi en çok çeken şeylerden birisi kameranın hızı oldu. Güç tuşuna 2 kere bastığımızda kamera açılıyor ve ses tuşuyla da fotoğrafımızı çekebiliyoruz. Ve tüm bu işlemleri oldukça hızlı gerçekleştirebiliyor. Ön kameramızda 8 megapiksel değerinde demiştik. S7'ye göre 3 megapiksellik bir artış var. Aynı zamanda ön kameramız 2K videolar çekebiliyor. Millet şu anda sesimi Galaxy S8'in mikrofonundan duyuyorsunuz. Yani eğer bu telefonu alırsanız seslerinizi bu şekilde kaydedecek. Kameraların ikisi de oldukça güzel fotoğraf çekiyor. Bunu kesinlikle söylememiz lazım. Ancak burada şöyle bir durum var. Çektiğimiz fotoğraflar telefonun kamerasında olduğundan birazcık daha canlı gözükebiliyor. Yani biz telefonda çekiyoruz. Böyle fotoğraf çok kontrastlı güzel gözüküyor. Ancak televizyona, bilgisayara falan attığımızda işin renginin çok da öyle olmadığını söyleyebiliriz. Tüm bunları topladığımız zaman Galaxy S8'in kamerası oldukça güzel ancak önümüzde yeni çıkacak amiral gemisi cihazlar var. Biz de incelemelerini yapacağız. Kamera adına bir şeyler söyleyebilmek için o amiral gemilerini de beklememiz lazım. Kameradan bahsetmişken iris göz tarayıcımızdan bahsetmemek tabii ki de olmaz. İlk başta Note 7'lerde denemişlerdi bunu. Orada da fena çalışmıyordu ancak orada gözlükle birlikte çalışmıyordu bizim testlerimizde. İzlemiştiniz zaten o videomuzda. S8'e baktığımız zaman bu durumu oldukça hızlandırmışlar ve gözlük
müzikle bile denesek gayet güzel, stabil bir şekilde çalışıyor. Şimdi biraz da telefona ekstra bir tuş olarak atanmış Bixby'den bahsedelim. Bixby S8 ve S8 Plus'ların bizlere sunduğu hem akıllı hem de sesli bir asistan. Tıpkı Siri gibi. Normal şartlar altında Bixby diye seslendiğimiz zaman bizi duyup bizle muhatap olması lazım. Ancak şu an Türkçe seçeneği olmadığı için maalesef böyle bir özelliği kullanamıyoruz. Ancak Bixby Vision ile birlikte fotoğraf çeker gibi görselleri tarayıp onları internette aramamızı sağlıyor. Yani Bixby tam anlamıyla ülkemizde kullanılmaya başladığında oldukça işlevsel olabilir, ancak şu an için bunu söylemek mümkün değil. Şimdi gelin telefonumuza kısa bir oyun testi yapalım, pil ve ısınma durumuna bakalım. Telefonumuzda toplamda 3000 mAh'lik bir bataryamız var. Bu batarya %70 seviyelerine 50 dakikada, %100 seviyesine de ortalama 80 dakikada ulaşıyor. Tam şarjla birlikte bir günü rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Ancak ekranı 2K'da ve full parlaklıkta kullanırsak bu süre birazcık daha düşebilir. Son olarak da gelin telefonumuzun biraz teknik detaylarından bahsedelim. Exynos 8895 chipsetini kullanan telefonumuz grafik işlem birimi olarak Mali G71 MP20'den gücünü alıyor. 4 GB RAM ile birlikte gelen telefonumuzun 64 GB'lik dahili depolaması bulunuyor. Bunu dilersek 256 GB'a kadar microSD kart takarak çoğaltabiliriz. Biz ülkemizde Exynos işlemcili modelleri kullanacağız, ancak farklı ülkelerde Snapdragon 835'li modeller de mevcut. Yani genel olarak teknik özelliklerine toplamda baktığımız zaman günümüzün en güçlü telefonlarından birisi S8 diyebiliriz. Artık son sözlerimize gelelim arkadaşlar. Fiyatları bir kenara koyacak olursak S8 kamera açısından, performans açısından, tasarım açısından oldukça güzel. Ancak S7'nin üzerine çok fazla bir şey vaat etmiyor. En azından kamera tarafından konuşacak olursam. Hani böyle S7 kafasına bir telefonum olsaydı acaba bu telefonu geçer miydim diye bir tık şahsen düşünürdüm. Böylece videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Samsung Galaxy S8'de bildiğiniz gibi bir sağlamlık testi yapacağız. Ve yine baba bir telefonla karşılaştırmayı planlıyoruz. Bunun için yorumlarınızı mutlaka aşağıya atmanızı bekliyoruz. Şuraya da bir anket hazırladık arkadaşlar. Çok kısa bir soru, onun cevabını da sizlerden bekliyoruz. Bunun yanında videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.